eşsiz muhteşem doğal güzellikleri arasında çam ağaçları ile birlikte kemerin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri konumunda. Antalya Kumluca Karayolu üzerinde Tekirova'ya 2 kilometre uzaklıktaki Yarıkpınar Çayı'nın serin suları yaz mevsiminde kurusa da yapay çalışmalarda muhteşem görselliğini koruyor. Bu filmimizde Tekirova sahasının dağlık bölümünde yaz mevsiminde serinleme olanağı bulunan Yarıkpınar sahası muhteşem doğasının Ağustos ayı yansımalarını izleyerek tatil veya dinlenmek için karar almanıza yardımcı olacaktır. Tekirova sahilleri ve dağlık sahası yemyeşil çam ormanlarıyla çok çeşitli endemik, faunal ve floral yapısıyla göz doldurur. Her daim Akdeniz'de yerlisi olan çam ağacının kıyıya yakın yerlerde neredeyse sar kadar ince kabuklu kızılçam türü yetişirken, bin metre rakımlara doğru tıpkı soğuktan korunmak için paltosunu giyen insan gibi kalın kabuklu karaçam başlar. Karaçam kar ve soğuk ortamına olağanüstü uyumla edindiği bu kalın kabuk sayesinde baş eder. Mevsimine göre farklı renk ve tonlarda kaktüsler, daha çilekleri ve daha birçok tür mevsimsel yaban yemişleri bakımından yarık pınar sahası zengin içerik sunar. Her mevsimde buraya gelip daha çadırlarınızı kurabilir, doğanın tadına varabilirsiniz. Bu güzelim doğa endamını doya doya görsel ve diğer duyularınızla yararlanabilir, yaşayabilirsiniz. Hele yeni aşklar için burada, doğada aşk yapmak bir başka olacaktır. Mutlaka denemenizi öneririm. Yürüyüş yaparak da Fasilis Antik Kenti'nden Güney Liman'dan yola çıkarak sahile bakan dağı aşarak Tekirova sahillerini yüksekten seyrederek ve hiç görmediğiniz doğanın yeni ve gizemli gücüyle karşılaşacak gözlerinizin pası ihtişamlı doğanın farklı güzellikleri ile silinecek ve yarık pınara doğru yol alacaksınız en iyisi mi bu kadar deyip filmi izleyin ve doğayı yaşayın kendinize göre yorumlayın ağaçlar da aynen insan toplulukları gibidir yaşam alanlarına yabancı girsin istemez. Her ağacın yaşam çevresi kendi türüne aittir. Daha alt kod seviyesindeki ağaçlar, başka türlerle bir arada yaşama konusunda daha yumuşak başlı olsa da, ağaçların şahı olan sedir, bölgesini başka bir ağaç türüyle asla paylaşmaz. Hatta yanına bile yaklaştırmaz. Sedir, otundan çiçeğine, kurdundan kuşuna, kendisine benzeyen bitki ve hayvan türlerini toplar çevresine. Başkasına hiçbir şekilde izin vermez. Doğu ananın müthiş programcılığı işte.